İyi günler, paranın yönüyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gündem hem yurt içi için hem yurt dışı için biraz sakin. Ancak gelişmeleri aktaracağız ve tabii ki değerlendirme alacağız. Konut fiyat artışlarında ciddi yükselişler var. Konut sektörünü konuşacağız. Piyasalara bakacağız ve tabii ki günün öne çıkan makro gelişmelerini detaylandıracağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak gün özelinde hangi başlıklar öne çıkıyor izleyelim. Nisan ayına ilişkin turizm istatistikleri açıklandı. Verilere göre Nisan'da yabancı turist sayısı %225 artışla 2.57 milyona yükseldi. Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya %339,81 artışla birinci oldu. Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklandı. Güven Endeksi Mayıs'ta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %6,1, perakende ticaret sektöründe %1,7 artarken inşaat sektöründe %2,2 azaldı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %78'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre değişmeyerek %78,1 oldu. Davos zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. En son Ocak 2020'de 50.si yapılan ve Davos zirvesi olarak da bilinen forum, COVID-19 salgını nedeniyle üst üste 2 yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti. Tarihte ilk kez Ocak dışında yapılan foruma 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çıktığı Asya turu kapsamında Tokyo'da açıklamalarda bulundu. Çin tarifeleri ve Tayvan konusunda açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Trump döneminde uygulanan Çin tarifelerinin değerlendirme altında olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ECB Başkanı negatif faiz politikasının Eylül ayı sonunda bitebileceğini söyledi. Lagarde net varlık alımlarının 3. çeyreğin başlarında sonlanmasını beklediğini belirterek bu da sözlü yönlendirmemizde olduğu gibi Temmuz ayında faiz artışı yapmamızı sağlar dedi. Bu hafta peki verilerin genel görünümü nasıl? İlk etapta yurt içiyle başlayacağız. BIST endeksine bakacağız. Haftanın ilk işlem gününde günün ilk yarısında pozitif bir görünüm vardı endekste. Şu an için yön aşağı, %0.76 düşüyor. 2354 puan seviyesi son görülen seviye. 2400 puan seviyesini hiç test etmedi. En yüksek 2397 puan seviyesi görüldü. Peki toplu endekslerde görünümler nasıl? Bankacılık endeksinde satışlar %1'i aştı. Sanayi endeksi 4090 puan seviyesinde. Gayrimenkulde yarım puana yakın bir düşüş yaşanırken teknoloji ve sporda görece yükselişler var. Diğer sayfaya da bakalım. Sigorta yükseliyor. Kimya, madencilik, gıda, inşaat ve bilişimde düşüşler var. Ağırlıklı olarak kırmızı bir tablo görüyoruz. Bakalım haftanın ilk işlem günü bugün nasıl neticelenecek? BIST endeksi hangi seviyeden bir kapanış gerçekleştirecek? Asya nasıl kapandı? Çin'in Şangay endeksine yatay görünüm vardı. Hong Kong geçen hafta biraz daha iyimser bir tablo çiziyordu. Bugün Hindistan'da yatay, Hong Kong'da %1'in üzerinde düşüş vardı. Amerika'da endekslerde görünümler nasıl? Vadeli tarafta Dow yükseliyor. S&P 3933 puan seviyesinde, Nasdaq 11905 puan seviyesinde. Kritik seviyeler var burada. S&P için uzmanlar 3800'ü telaffuz ediyor. Kritik olabilecek seviyeler arasında Nasdaq'ta psikolojik seviye olan 12.000 puan seviyeleri önemli deniliyor ki geçtiğimiz haftadan itibaren Nasdaq'ta 12.000 puan seviyesinin altındaki seviyeler görülüyor. Dolar endeksinde son durum nasıl? 102.24 oldu, %1'e yakın düşüyor. 102.10 gün içerisinde gördüğü en düşük seviye. Bakalım 102'nin altına sarkacak mı? Avrupa borsaları yükseliyor. Londra %1'in üzerinde yükseliş gösteriyor. DAX endeksi %0.70 yukarıda. Madrid 8547 puan seviyesinde ve Paris borsası yasay pozitif. Emtia cephesinde durum nasıl? Ons altın 1864 dolar seviyesinde. Şu anki gördüğü seviye gün içi en yüksek görülen seviye. Petrole bakalım. Ham petrol 111 dolar seviyesine çıktı. %0.77'lik yükselişte.
111.62 en yüksek gördüğü seviye ve petrol, Brent petrol 111.04. Burada da 1 puana yakın bir yükseliş var. 112 dolar 91 sent yukarıda gördüğü seviye. Rakamlar bu şekildeydi. Rakamları aktardık. Şimdi bir haberle devam edeceğiz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'ten Türkiye ekonomisine övgüler geldi. Kuruluş, Türk bankalarının sağlamlığına dikkat çekerken Türkiye'nin büyümesine ilişkin iyimseriz açıklamasında bulundu. Moody's ayrıca kur korumalı mevduat adımının da önemine dikkat çekti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Türk bankalarının sağlamlığına dikkat çeken kuruluş, büyümede iyimserliğin sürdüğünü ve kur korumalı mevduat adımının da pozitif sonuçlarının görüldüğü mesajını paylaştı. Moody's'in ülke riskleri grubu kıdemli başkan yardımcısı Catherine Melbroner, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3'ün üzerinde büyümesini beklediklerini, ihracatçılara ve yatırımlara hükümet tarafından verilen desteklerin büyümeyi desteklediğine dikkat çekti. Enflasyonda yıl sonunda sert bir düşüş beklediklerini söyleyen Melbroner, hükümetin yoksul kesimi enflasyona karşı koruyacak adımlar attığını söyledi. Türkiye'de bankaların performanslarının son derece iyi olduğunu vurgulayan Melbroner, Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel ekonomik görünümde yaşanan bazı değişikliklerden olumlu yönde etkilenebileceğine işaret eden Melbroner, Türkiye Avrupalı şirketlerin üretimlerini daha yakın noktalara çekmesinden büyük oranda faydalanabilir diye konuştu. Kur korumalı mevduatı da olumlu bir adım olarak nitelendiren Melbroner, kur korumalı mevduat para biriminin dengelenmesine yardımcı oldu. Bu ürünle mevduatların dolarizasyonu yaklaşık 10 puan azaldı. Böylece şu anda dolar cinsinden mevduatlarda son para birimi krizi öncesindeki seviyelere dönüldü. Bu tabii ki pozitif bir adım dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's kur korumalı için pozitif bir adım dedi. Hem bu başlığı hem de daha fazlasını konuşacağız. Bizlerle birlikte TOB öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Birçok başlık var tabii ki konuşacağımız. Dilerseniz haberde de detayları izledik. Moody's'den bankalara yönelik bir değerlendirme geldi ve büyüme konusunda da Türkiye için iyimseriz dediler. Ne dersiniz, siz bankaların görünümünü nasıl görüyorsunuz ve büyüme konusuna yönelik de beklentinizi merak ediyorum. Tabii. Bankacılık sektörü, yani bizim temel aldığımız bazı verilere göre herhangi bir sorun görünmüyor. Yani bunların başında sermaye yeterlilik rasyosu geliyor. Biliyorsunuz Basel II kurallarına göre sermaye yeterlilik rasyosu 8 olmalı ama bizim yani Türkiye için çizilen sınır %12. Ki şu anda yabancı yerli bankalar, kamu özel bankalar hepsinin toplamını aldığımızda %15'in üzerinde bir rasyo görünüyor. Yani dolayısıyla şu an en temel kriterlerden bir tanesi olan sermaye yeterlik rasyosu, finansal tablolar, verilen kredilerde geri dönüş oranları gibi faktörlere baktığımızda bankacılık sektöründe herhangi bir sorun yok. Zaten bazı bankalarında kredi notları oldukça iyi, yani yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip bankalarda var. Yani şu anda Türkiye ekonomisinin güçlü halkalarının başında bence bankacılık sektörü geliyor. Ki bu da tabii finansal istikrar açısından olmazsa olmaz koşul. Bu yüzden tabii ki böyle bir özellikle uluslararası konjonktürün biraz bozulduğu bir süreçte bu önemliydi. Umarım bu şekilde de bankacılık sektörü devam eder. Biraz enflasyonu konuşalım hocam. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü değişti. Bir yandan yüksek enflasyonu, diğer yandan enflasyonla mücadeleyi konuşuyoruz. Hem yeni tahminleri nasıl görüyorsunuz hem de bu dönemde yapılan mücadele önümüzdeki dönemde neleri getirecektir? Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı. Tabii burada şu önemli bir unsur, hep bazen
takip ediyoruz. Sanki Merkez Bankası'nın kendi beklentileriymiş gibi de bu rakamlar telaffuz ediliyor. Hayır, bir anket yapıyor Merkez Bankası. Ve burada finans ağırlıklı olmak üzere belli sektörlerden temsilciler katılıyor. Onların görüşleri tamamen. Mayıs verilerinde biraz yani hem enflasyonu yukarı doğru revize etmiş katılımcılar, yani yıl sonu itibariyle 2022 yılı itibariyle tam 58 sınırına getirmişler. 57.92 gibi bir seviye var. Tabii bunu bekliyoruz. Yani özellikle enerji tarafından, gıda tarafından basınç artıyor. Ne yazık ki işte biliyorsunuz petrol fiyatları da biraz yükseldi son günlerde. Tabii artı kur faktörü var. Yani ithalatın pahalılaşması ve kurlardan fiyatlara geçişkenlik faktörü de eklendiği için birkaç ay daha biraz daha yukarı doğru gelecek bir enflasyon var. Bunu tabii ekonomi yönetiminde, Merkez Bankası da böyle bir patika izleyeceğini bekliyorlar. Yani son aylarda işte bas etkisi devreye girmesiyle yönünü aşağı çekecek. Dolayısıyla böyle bir enflasyon öngörüsünü normal karşılamak lazım. Sanıyorum Merkez Bankası da yılın üçüncü enflasyon raporunda bir revizyona gider gibi görünüyor. Yani çünkü o da 42'lerin biraz üzerinde %70 olasılıkla orta nokta öngörüsü yapmıştı. Ama biraz tabii şey değişiyor, uluslararası konjonktür biraz değişiyor. Dolayısıyla enflasyon ne yazık ki biraz bu yıl diğer ülkelerle paralel bir şekilde yüksek seyredecek gibi görünüyor. Tabii diğer bir ankette dikkat çeken bir unsur da cari açık. Tabii ne yazık ki cari açık bu özellikle enerji tarafı, Ukrayna-Rusya savaşı gibi unsurlarla beklenmedik bir şekilde artmaya başladı. Yani şu anda 3 aylık birikimini aldığımız zaman 18 milyar dolar civarında, ankette de yıl sonu itibariyle 34.4 milyar dolar gibi bir beklenti söz konusu. Tabii evet. Şu anda rekabetçi bir kur olabilir. Yani turizm sezonu açılıyor ve umarız turizmin katkısıyla biraz daha sınırlı bir cari açık olur bu yıl içinde. Hocam yavaş yavaş yeni enstrümanlar da konuşulmaya başlandı. Örnek vermek gerekirse enflasyona endeksli tahvil. Böyle bir adımın peki yansımalarını nasıl beklersiniz? Evet, bugün sanıyorum açıklanabilir akşam saatlerinde. Evet, Sayın Bakan da dile getiriyor. Yani şu anda kur korumalı mevduat, biliyorsunuz liralaşma odaklı bir politika izleniyor enflasyonla mücadelede. Kur korumalı mevduat da biraz tamam alanı genişletildi. Yurt dışı eklendi, yurt dışı yerleşikler eklendi. Belli bir hacme de ulaştı. Ancak kur üzerindeki hafifletilmesinde bazı enstrümanlar da gerekli hale geldi. Ama tabii ki bu enstrümanın özelliklerini şu aşamada bilmiyoruz. Yani nasıl bir kullanımı olacak, biliyorsunuz tahvillerde, yani hem enflasyon korumalı tahvil hem enflasyon korumalı kira sertifikaları olabilir. Yani şu anda TÜFE endeksi var, biliyorsunuz. Hem tahvil var hem kira sertifikası var. Yani faizsiz tahviller var, sukuk dediğimiz. Burada tabii detayları bilmemizde fayda var. Yani hangi sıklıkla kupon ödemesi yapacak, bu enflasyon ne kadar üzerinde olacak, kur korumalı mevduat gibi işte belli bir kısmın üzeri mi verilecek, yani bir reel pozitif faiz mi olacak? Bunların hepsini, tüm detaylarını bilmemiz lazım. Vadesi ne kadar olacak? İkinci piyasası ne kadar derinleşebilecek? Bunları tabii bilmemiz lazım. Ama umarım çok iyi hesaplanır.
Çünkü bu kur korumalı mevduatı tamamlayıcı bir enstrümanda olmasında fayda var. Çünkü oradan bu tarafa geçişler olabilir. Böyle bir risk var açıkçası. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Yani eğer enflasyonun üzerindeki enflasyon korumalı deniyor, faiz oranı oldukça yüksek olacak demektir. Yani hazine şu aralar 25-26'larla borçlanıyor. Bu da tabii kamu finansmanında maliyetin biraz artması anlamına geleceği gibi aynı zamanda diğer enstrümanlarla ilgili de bir dışlama etkisi de yaratabilir. Dolayısıyla eksi faktörler diye negatif faktörlerin çok iyi hesaplanması gereken bir enstrüman bunlar. Öte yandan bugün kapasite kullanım oranı açıklandı. Reel kesim güven endeksi verilerini takip ettik. İmalat sanayi kapasite kullanım oranına baktığımızda bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösterdi. %78'e yükseldi. Reel kesim güven endeksinde bir miktar geri çekilme var. Bu verileri nasıl okumak gerekir? Ne anlatıyor bu veriler önümüzdeki döneme ilişkin? Evet, tabii bunlar gerek reel sektöre ait, gerekse tüketici güven endeksi de dahil. Bu veriler bizim için belli oranda bir öncü göstergeler açıkçası. Yani burada metodolojik olarak değerlendirdiğimizde yüzün altı biraz karamsarlı, yüzün üstü ise iyimserli ifade ediyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi çok az bir aşağı doğru bir çekilme var. Tabii şu anda çok belirsizlikler biraz artmış durumda. Yani hem merkez bankaları, gelişmiş ülke merkez bankaları nasıl aksiyonlar alacaklar? Ciddi bir küresel enflasyon tehdidi var. Buna karşı ne kadar bir sıkılaştırmaya gidilecek? Artı dış ticaret hacminde küresel anlamda diyorum tabii ki pastada bir küçülme olacak, o da görünüyor. Tabii bu pastadan pay almak için biraz daha serbest dış ticaret ihlal edilebilir. Biraz daha ülkeler kendi menfaatlerini düşünecek adımlar atabilirler. Biliyorsunuz şu anda Amerika farklı bir uzak doğu, Asya'da farklı bir oluşumun peşinde. Dolayısıyla bunlar da tüm faktörler bir belirsizlik algısı yaratıyor. Dolayısıyla büyüme nasıl bir patika izleyecek önümüzdeki bu yıl içinde ve önümüzdeki yılda stagflasyon tehlikesi ne olabilir? Dolayısıyla bu tür belirsizlikler ne yazık ki reel kesimde de yani üreticiler tarafında da tüketiciler tarafında da yani tüketici güven endeksi de açıklandı biliyorsunuz. Biraz aşağı doğru gelmesine neden oldu açıkçası. Yani şu anda biraz daha bekle gör politikası izliyorlar diyebiliriz. Yani hem üretim tarafında hem tüketim tarafında. Tabii tüketimde biraz enflasyonun verdiği farklı bir davranış var, tüketici davranışı var. Yani biraz daha talepler öne çekilebiliyor. Talepler biraz, bu iç talep artabiliyor. Bu da biraz daha üretimi teşvik edebiliyor ama bu bir geçici süreç. Dolayısıyla şu anda ekonomi aktörleri, üreticiler de, tüketiciler de biraz ileriye yönelik belirsizlik algılarının işaretlerini veriyorlar bu endeks sonuçlarıyla. Biraz daha sanıyorum o sis perdeleri biraz daha kalktığında, ki ona da zamanı var hem Türkiye'nin hem küresel ekonominin, biraz daha onlar da sanıyorum aksiyon alacaklar, biraz daha kararlı olacaklardır. Stagflasyon dediniz hocam, dünyanın da zamanı var dediniz. Bu emareler geçtiğimiz günlerden itibaren konuşulmaya başlandı. Stagflasyon sesi bir şekilde zikredilmeye başlandı. Ne kadar daha süreye ihtiyacı var dünyanın, merkez bankalarının, hükümetlerinin? 2022'nin ikinci yarısı nasıl geçecek bu anlamda sizce? Gerçekten çok ilginç bir dönem yaşıyoruz. Yani bu resim, yani tam anlamıyla benzer bir resim değil ama
80'leri öncesi işte bu petrol krizleri dönemlerinde işte 73 gibi ikinci petrol krizi 70'lerin sonları gibi böyle ilginç bir resim var şu anda karşımızda. Ama ben açıkçası çok yadırgamıyorum. Yani böyle inanılmaz bir sürpriz yok karşımızda. Çünkü pandemi de felaket bir hiç tanık olmadığımız bir gevşeme politikaları uyguladı. Hem merkez bankaları uyguladılar hem de maliye tarafı uyguladı. Yani Amerika biliyorsunuz 9 trilyon dolara kadar Amerika Merkez Bankası bilanço genişletmesi yaptı. 7 trilyon dolar yardımlar yapıldı. Yani maliye tarafından tavizler verildi. Yine olağanüstü bir küresel likidite ortaya çıkmıştı. Bu yüzden tabii bunun bir normalleşme süreci olacaktı. Yani biliyorsunuz hisse senetlerinde inanılmaz köpükler oldu. Konut sektörü, otomotiv sektöründe biraz böyle bir geniş, normal sınırların üzerinde bir genişlemeler olmuştu. Dolayısıyla tabii büyüme hızları ciddi bir momentum kazanmıştı. Bu normalize olacaktı. Yani şu anda bunun biraz şaşkınlığı yaşanıyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon olunca bu genişleyici para politikaları devam edemiyorlar. Yani sıkılaştırma yapmaları gerekiyor. Öbür taraftan zaten büyüme hızları biraz momentum kaybetmişti. Sıkılaştırma ile beraber biraz daha momentum kaybedecekler. Enerji durulmuyor, enerji tarafı durulmuyor. Biraz metal taraflarında hafif sular duruldu diyebiliriz ama gıda tarafında biliyorsunuz yine sular durulmuyor. Maalesef kuraklık, iklim, sel nedenlerle gıda da biraz küresel ekonominin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Yani dolayısıyla şu anda enflasyonun kalıcılığı ya da ne kadar hüküm süreceği ile ilgili gerçekten bazı tahminler var ama çok sağlıklı ve bilimsel zemin olan tahminler olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bunu bilen merkez bankaları Fed'dir, Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz Lagarde da bazı açıklamalar yapıyor. Son zamanlarda Evet. biraz sıklaştırdı açıklamalarını iletişim kurmak açısından. Hep aşamalı gideceğiz diyorlar. Yani kademeli gideceğiz diyorlar. Yani biraz faiz arttırımı yapacak. Sonra bir göreceğiz. Yani enflasyon ile faiz oranları arasındaki bu reel faiz oranları ne kadar bir marjda gidecek. Bunu görmeye çalışacaklar. Yani örneğin enflasyonda biraz aşağı doğru çekilme olduğu takdirde örneğin Fed bu yılı %2-2,5'larla ya da 3'lere yakın bir seviyeden kapatabilir örneğin. Daha fazla bir faiz arttırımına gerek duymayabilir. Tabii bunlar biraz küresel ekonomiyi rahatlatıcı faktörler olur. Çünkü Amerika başta biliyorsunuz sonra Avrupa, Çin küresel ekonominin lokomotifi konumundalar. Gerçekten böyle ilginç bir yıl yaşayacağız 2022'de. Belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bir yıl olacak. Bakalım yılın ikinci yarısı nasıl geçecek? Top öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Tabii Cahit Hoca bir yandan FED, bir yandan Avrupa Merkez Bankası enflasyon, petrol dedi ki son olarak ECB demişti ki bugün de Christine Lagarde'ın açıklamaları vardı. Euro bölgesi ekonomisinin aşırı ısındığı uyarısında bulundu Christine Lagarde ve Temmuz'a işaret etti. Avrupa Merkez Bankası faiz artışı için tarih verdi. ECB Başkanı Christine Lagarde 3. çeyreğin sonunu işaret etti. Euro bölgesi ekonomisindeki aşırı ısınma ve yüksek enflasyon uzun bir süredir Avrupa Merkez Bankası'nın gündemindeydi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde gelinen son durumu değerlendirdi, şahin mesajlar verdi. Eğer Euro bölgesi ekonomisi pozitif bir talep şokunun etkisiyle aşırı ısındıysa, politika faizinin nötr seviyenin üzerine çıkarılması akıllıca olur. Ancak şu anda karşı karşıya olduğumuz durum negatif arz şoklarının mevcudiyeti tarafından karmaşıklaştırılıyor. Lagarde'ın açıklamasına göre Avrupa Merkez Bankası 3. çeyreğin sonunda paranın musluklarını kısacak. Varlık alım programı da bu tarihten önceye çekilebilecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı dezenflasyonist sürecin zorlu bir yol olduğunu da vurguladı.
Geçtiğimiz 10 yıldaki dezenflasyonist faktörlerin geri gelmesi olası değil sözleriyle bu durumu özetledi. Lagarde, eğer orta vadede enflasyonun %2'de istikrar kazandığını görürsek, faiz oranlarında normalleşmenin nötr faiz oranına doğru devam ettirilmesi uygun olur ifadesini kullandı. İngiltere'de yıllık enflasyon Nisan ayında %9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Hep FED bir şeyleri yapmakta geç mi kaldı diyoruz. Peki ECB kanadı acaba adım atmakta gecikti mi? Ya da hangi adımları atacak? Bu soruların cevabını arayacağız. Bizlerle birlikte Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir olacak. Sayın Demir hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Lagarde'dan açıklamaları dinledik. Geç kalınmış açıklamalar mı? Siz bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Artık hep aslında son çeyreğe işaret ediyordu. İlk etapta 2023'e işaret ediyorlardı. Şimdi Mayıs ayının sonuna geldik. Temmuz diyorlar. Neler yaşanacaktır Avrupa adına? Şimdi Lagarde'ın açıklamalarına bakarsak zaten Avrupa Merkez Bankası'nın ilk yapması gereken pozitif faiz tarafına geçmesi. Yani şu an negatif faiz var. Gidip de bankada euro tutuyorsanız üzerine para veriyorsunuz. Şimdi tabii ortama da baktığımızda nasıl bir ortamdayız? Çok yüksek enflasyonun bulunduğu bir ortamdayız. Biraz önce bahsettiğiniz gibi 40 yılın en yüksek seviyelerini görüyoruz. Şimdi enflasyonla faiz arasında çok basit bir ilişki var. Siz eğer faizleri düşük tutarsanız, mesela şu an Avrupa'da faizler negatif, hadi sıfır yaptık diyelim. Ama %7-8'de enflasyon varsa gidip biz alabildiğimiz kadar fonlama alırız değil mi bankalardan? Ondan sonra neye yatırım yapsak fiyatlar %7-8 yukarıya çıkacağı için kar etmiş oluruz. Dolayısıyla bir nevi arbitraj dediğimiz, havadan para kazanma dediğimiz noktaya gider. Dolayısıyla ne yapması lazım? Faizleri artırması lazım. Ne zaman artırması lazım? Bir an önce artırması lazım. Peki bu nötr faiz dediği nokta nedir? Yani %0 mutlak değerden bahsediyor ama aslında olması gereken reel faiz oranını sıfıra yaklaştırması ki insanlar bir şekilde alım satım arasındaki makastan dolayı bundan faydalanamasınlar. Geç kaldı mı? Tabii ki geç kaldı. Hem de çok geç kaldı. Şu an baktığımızda Batı merkez bankalarına bu konuda en şahin gözüken FED, ondan sonra İngiltere. Belki aynı derecede şahin yaklaşım göreceğiz İngiltere'den de. En geç kalan da Avrupa Merkez Bankası. Ama şaşırdık mı buna? Şaşırmadık. Çünkü Avrupa Merkez Bankası bu faizleri eksiye indirirken de geç kalmıştı. Şimdi sıfır ve yukarıya götürürken de geç kalıyor. Çünkü genel olarak, yapı olarak baktığımızda maalesef İngiltere ve Amerika Merkez Bankası'na oranla biraz daha hantal bir yapı. Sebebi de birçok devletin burada paydaş olması. Yani İngiltere nasıl kendi adına karar verebiliyor hızlı bir şekilde, Amerika karar verebiliyor. Ama Avrupa'ya baktığınızda Fransa bir şey diyor, işte İtalya bir şey diyor, Almanya bir şey diyor. Ona göre bir karar vermeye çalışıyorlar. Ne şiş yansın ne kebap diye ilerlemeye çalışıyorlar ama ekonomi politikadan, politik dengelerden çok daha acımasız maalesef. Dolayısıyla acı bir şekilde cezalandırır gibi duruyor biraz daha geç kalırlarsa. Şimdi Temmuz'u işaret ettiler, sıfır işaret ettiler ama bizim beklentimiz hem sıfırın çok daha ilerisine gitmesi sene sonundan önce bile hem de faiz artışının sadece artış yapılmasından ziyade oranların da büyük olması gerektiği yönünde. Bakacağız, göreceğiz bunu yapacaklar mı? Eğer yapmazlarsa zaten birçok sebep var. Lagarde'ın da bahsettiği gibi enflasyonun yüksek olmasının. Bir tanesi işte arz talep tarafındaki dengesizlik, işte Rusya-Ukrayna gerilimi. Bir tarafta işte tedarik zincirindeki işte Çin tarafında Covid'den dolayı gerçekleşen kapanmalar. Bir tarafta da zaten trilyonlarca dolar var değil mi? Yani 20 trilyondan daha fazla dolar verilmiş piyasaya. Sadece Amerika tarafına baktığımızda, FED bilançosuna baktığımızda son 2 yılda özellikle Covid zamanında. Dolayısıyla piyasada bu kadar fazla para varken enflasyonun olması garip değil. Biz enflasyonun neden olmadığını tartışıyorduk bu kadar likide verilmesine rağmen piyasaya. O da aynı bir şey gibi, bu hani su filtreleri vardır ya, yukarıdan su yavaş yavaş aşağı gelir değişik katmanlardan. En alt katmana, halka
Bu paralar yeni yeni damlamaya başladı. Damlar damlamaz da enflasyon etkilerini gördük zaten. Piyasalar tarafını da konuşalım. Lagarde'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalardaki hareketler nasıldı? Euro dolar paritesine baktığımda 1.0655 seviyelerini şu sıralarda görüyoruz. Bir puana yakın bir yükseliş var. Piyasada, paritede bu açıklamalar fiyatlandı mı peki? Yok, henüz fiyatlanmadı. Zaten pariteye doğru gidiyordu. 1 dolar 1 euroya doğru gidiyordu biliyorsunuz. Sebebi nedir? Şimdi siz hem enflasyonunuz yüksek hem faiz oranınız düşükse o zaman diğer para birimlerine karşı daha kaybedersiniz. Euro'nun başına da gelen buydu. 1'e doğru hareket ediyordu. Şimdi Avrupa Merkez Bankası diyor ki merak etmeyin biz sorunun farkına vardık. Bir an önce faiz artırımına geçeceğiz. Dolayısıyla piyasada bunu ödüllendiriyor. Demek ki diyor Euro çok daha fazla değer kaybetmeyecek. Enflasyondan dolayı çok fazla erozyona uğramayacak. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket başladı. Önümüzdeki günlerde verecekleri diğer mesajlar, ne kadar şahin mesajlar verirlerse, faiz artırımına yönelik nasıl ciddi mesajlar verirlerse ona göre yukarıya gelmesini bekliyoruz. Keza aynı şeyi pound dolar paritesinde de bekliyoruz. 1.2250'lere kadar gerilemişti biliyorsunuz. Şu an 1.25'in üzerinde 1.26'lara yakın işlem görüyordur diye tahmin ediyorum. Oradan tekrar 1.30'lara doğru hareket edecektir. Çünkü bu üç para birimi arasında, pound, dolar ve euro arasında son 10 yıldır çok ciddi volatilite yoktu. Piyasada aktif olanlar bilir. Ama sadece son dönemde Amerika'nın ciddi şahin açıklamalarıyla ilk önce dolar çok ciddi değer kazandı. Ama onu takiben pound ve euro tarafında da İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla da tekrar onlar eski bantlarına geri geleceklerdir diye düşünüyoruz. Buradan euro dolar paritesinin 1.10-1.20 bandına tekrar gelmesini, pound dolar paritesinin de 1.30-1.40 bandına geri gelmesini bekliyoruz. Borsa Eğer kanadına... yani Buyurun. Pardon, buyurun, şeyi buyurun. De koyayım da. Eğer gidip de hala çok faiz artırmayacağız vesaire gibi açıklamalar gelmezse. Tabii o cepheden de belki ifade ettiğiniz gibi açıklamalar gelebilir. Hemen borsa kanadına da bakalım. Küresel borsalara baktığımızda özellikle Amerika'da endeksler 6-7 haftadır düşüş gösteriyor. Kritik seviyeler olarak adlandırılan seviyelerin altını test etti. Bugün Avrupa'da görece biraz yükseliş var. Amerika'da vadeli tarafta yine 1 puana yakın yükselişleri görüyoruz. Peki ama enflasyonist ortamda önümüzdeki dönemde bu satışlar devam edecek midir? Borsalarda düzeltme sona erdi diyebilir miyiz? Yoksa daha yeni mi başlıyoruz? Düzeltmenin sonuna doğru yaklaşıyoruz diyelim. Bu fiyatlara gelmemizin sebebi biraz önce bahsettiğim çok ciddi likidite bolluğuydu. Yani çok ucuza gidip de siz fonlama sağlayabiliyorsanız, milyarlarca dolar alabiliyorsanız özellikle büyük bankalardan bahsediyorum. Amerikan, İngiliz ve Avrupa bankalarından bunların direkt Merkez Bankası fonlamasına erişimi var biliyorsunuz. Ödedikleri faizler %0'lar, %negatiflerdi. Dolayısıyla artık bu musluk kesildiği için yavaş yavaş siz gidip de ya ne alsam önüme geleni alayım şeklinde bir yaklaşımdan bir dakika benim artık alacağım şeyleri seçmem gerekir yaklaşımına geliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar rastgele satın aldıkları, yatırımcılar rastgele satın aldıkları bütün hisselerden çıktılar. Bundan sonra biraz daha analiz edip, biraz daha inceleyip, sık döküp ona göre hisse senedi yatırımları yapılacaktır. Ona göre diğer kıymet yatırımları yapılacaktır. Hatta bu dönemde çok ciddi kripto paralar dediğimiz, hani ismini her gün yeni duyduğunuz, yeni yeni çıkan ürünlerde bile çok ciddi fiyat artışları vardı biliyorsunuz. Hepsindeki o balanlar sönmeye başladı. Hatta bu stablecoin dedikleri dolara peg olan kriptolarda bile çok ciddi satışlar yaşandı. Bizim beklentimiz bu satışın yani %5, %10'dan daha fazla aşağıya doğru gitmemesi. Çünkü enflasyonist ortamda şöyle bir durum söz konusu. Belki farkındadır ya da değildir yatırımcılar. Bir şirket 100 liralık mal üretip %20 kar marjıyla işte 120-130 lira arası satıyorsa enflasyon %100 ise gelecek sene 20 lira yerine 40 lira kar eder, 20 euro yerine 40 euro kar eder. Yani aslında şirketlerin gelirleri de enflasyonla doğru orantılı olarak artar. Dolayısıyla menkul kıymetler fiyatlarının mutlak değerine bakarsak onların yukarı yönlü hareket etmesi gerekir. Yani bu düşüşün yakında durması gerekir. Ha göreceli olarak, reel olarak getirileri ne olur? Yani biz buradan %10, %15 diyelim ki bir getiri elde ettik dolar bazında değil mi?
enflasyon nerede, ona göre bizim reel getirimiz nedir? Bu ayrı soru işareti. Ama rakamsal olarak baktığımızda bu satışın yakında duracağını, yukarı yönlü hareketin başlayacağını söyleyebiliriz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlere eşlik etti. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Efendim konut sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya olacak. Sayın Maya hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce konut fiyat endeksi verileri geldi. Hiç iç açıcı değil. Yıllık bazda %110'luk bir yükseliş var. Aylık bazda da %9,3'lük bir yükselişi takip ediyoruz. Ne dersiniz? Niye bu yükselişler gerçekleşiyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle bu ayki açıklanan rakamlardan sonra ben tamamen piyasanın talep eksenli olarak fiyat artışlarına maruz kaldığını düşünüyorum. Çünkü talep çok canlı. Fiyat artışlarında da Mart ayı rakamları, Merkez Bankası Mart ayı konut fiyat endeksi artışı bana bunu gösteriyor, bunu söylüyor. Talep bu kadar canlıyken arz tarafında da azalma olduğu için, eskisi kadar fazla konut üretilmediği için bu piyasayı çok canlılaştırıyor. Bunu şöyle de örneklendirmek mümkün. Şu anda açıklanan verilere baktığımızda konut fiyat endeksinin en çok arttığı yer Antalya, Isparta, Burdur hattı. Dolayısıyla oradaki esas belirleyici güç Antalya ve artış oranı yıllık bazda %139 mertebesinde. Hemen arkasında Muğla, Denizli, Aydın üçgeni geliyor. Orada da piyasayı aslında Muğla ve Aydın'ın arttırdığını görüyoruz, biliyoruz. Orada da %129'ları konuşuyoruz. Ve üçüncü sırada da İstanbul geliyor. Orada da %122'leri konuşuyoruz. Yıllık bazda konut fiyat artışı olarak. En az fiyat artışının olduğu yerlerde ise %66'ları konuşuyoruz. Yani artık ülkede arasındaki talep eksenli olarak fiyat farkı %66 ile %139 arasında geniş bir bantta artışa girmiş gözüküyor Mart ayı verileriyle. Tabii ki önümüzdeki günlerde okulların kapanacağını biliyoruz. Hep şöyle bir algı vardır ya, okullar kapandığında kira fiyatlarında düşüş yaşanır. Okulların açılacağı zaman biraz daha fiyatlarda yükseliş görülür diye. Ne dersiniz? Senenin ikinci yarısı fiyat anlamında kiralarda neleri karşılayacağız? Şöyle Mayıs ayıyla başlayayım isterseniz. Mayıs ayında talep halen çok canlı. Yani özellikle açıklanan konut finansman paketleri her ne kadar henüz faiz oranı anlamında uygulamaya girmese de piyasada bir etki oluştu ve biz kredi işlemlerde daha fazla iş yapmaya başladık açıklanma tarihinden itibaren. Kiralarda yine artışları konuşuyoruz. Fiyat artışları oluyor, satış fiyatları artıyor. Kiralar biraz geriden geliyor artış olarak ama yine artıyor. Haziran ayı itibariyle evet genelde İstanbul'da, büyük şehirlerde, metropollerde üniversitelerin açılış kapanış tarihleri, yeniden konumlandırmalar, özellikle memurların yer değiştirme dönemleri çok çok önemlidir, kritiktir. Ama ben bu yazın birazcık daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü talep hakikaten çok canlı. Yani bunu tabii yaptığımız iş itibariyle çok net görebiliyoruz. Keşke bizim gördüğümüzü herkes görebiliyor olsa. Hani bu talep canlılığında ben bir sakin yaz geçeceğini açıkçası öngöremiyorum. Yine kira tarafından devam edecek olursak, geçtiğimiz günlerden itibaren bir Hollanda modeli konuşulmaya başlandı. Tavan fiyat uygulaması demek istiyorum. Ne dersiniz? Bu uygulamaya geçilmesini bekler misiniz? Şayet geçilirse nasıl bir etki oluşturacaktır? Yani bunun reel uygulama örneğini ben açıkçası bilmiyorum. Bu uygulanmaya geçerse tabii ki her yer bölge bazlı, ada hatta parsel bazlı bir taban fiyat belirlenmesi gerekiyor. O zaman da değerleme raporlarına çok ihtiyaç ve değerleme firmalarına çok ihtiyaç olacaktır. Çünkü bu bazı rakamların bir hakem tarafından, bir bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla böyle bir çalışma henüz ben bildiğim kadarıyla piyasaya yansımış durumda değil.
Diğer taraftan evet, kira değerleri çok ciddi sorun. Mesela kira değerlerinin sorun olduğu dönem itibariyle bizim yapmış olduğumuz kira tespit değerleme raporlarında artış var. Bizim daha önceki yıllarda %2'sini oluştururken kira tespit raporları, hani bu yıl ilk çeyreğine baktığımızda şirketin %10 iş hacmini kira tespit raporları oluşturmuş. Dolayısıyla bu anlamda kira uygulamalarıyla ilgili bir taban rakam uygulaması olacaksa bence değerleme raporu mutlaka işin bir yerinde olacaktır diye düşünüyorum. TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizlere eşlik etti. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Efendim, başka bir başlıkla devam edeceğiz. Türk lirasına ilgiyi arttıran kur korumalı mevduat vadenin de uzamasını sağladı. 3 aya kadar olan vadeli mevduatın toplamdaki payı %91.5'ten %76.8'e geriledi. Kur korumalı mevduat uygulaması mevduatta vadelerin uzamasını sağladı. KKM'nin büyüklüğü 13 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 850 milyara dayanırken TL mevduat hacmi ise 2.7 trilyonu geçerek tarihi zirveye çıktı. 22 Aralık 2021-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında döviz hesapları 27.1 milyar dolar azalarak 234,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde TL mevduattaki artış 881 milyar lira oldu. BDDK verilerine göre Aralık ayında 1.8 trilyon lira olan TL mevduat hacmi bu yılın Mart sonu itibariyle 2.4 trilyon liraya çıktı. Bu dönemde bir aya kadar vadeli hesaplar %19,6, 1-3 ay vadeliler ise %6,4 artış gösterdi. 3-6 ay arası vadeli TL mevduatlar 316.3 milyar liraya çıktı. Mevduat hesaplarında en çarpıcı büyüme %670 ile 6-12 ay arası vadelilerde yaşandı. BDDK verilerine göre vadesiz hesapların toplamdaki payı %21,9'a indi. Aynı dönemler itibariyle bir aya kadar vadeli hesapların payı %21,6'dan 19,4'e, 1-3 ay arası vadelilerin payı ise %44,5'ten 35,4'e geriledi. Bu gelişmenin sonucunda TL mevduatta 3 aya kadar olan kısmın toplamdaki payı %91,5'ten 76,8'e gerilemiş oldu. KKM'nin özellikle 3-6 ay arası vadeye yayılmasının etkisiyle söz konusu vadedeki TL mevduatın toplamdaki payı %5'ten 12,9'a çıkarken 6-12 ay arası vadeli hesapların payı ise %1,4'ten 8,3'e çıktı. Turizm sektöründe toparlanma 2022 yılında hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yıla kıyasla %225,6 oranında arttı ve 2 milyon 574 bin oldu. Ocak ila Nisan dönemine baktığımızda ise bu rakam 7,5 milyona yaklaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise Almanya oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı Nisan ayına ilişkin sınır giriş çıkış istatistiklerini açıkladı. Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %225,6 artışla 2 milyon 574 bin oldu. Ocak-Nisan döneminde ise yabancı turist sayısı 7 milyon 477 bin olurken 4 aylık dönemde bir önceki yıla oranla %172,5 artış gözlendi. Elimizdeki bu verilere ve diğer pazarların Türkiye olan ilgisinden dolayı da biz bunu 42 milyon civarlarında kapatacağız gibi gözüküyor. Bu hedeften şu ana kadar sapmadık. Tüm dikkat ve odakla Kurban Bayramı'na gelmiş. Şu anda çok hızlı bir talep görüyor. Türkiye'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bu dönemde her yıl ilk sırada yer alan Rusya alt sıralara gerilerken Almanya Nisan'da 384 bin kişiyle listenin başına geçti. Onu Bulgaristan ve İngiltere izledi. Yabancı turistlerin Türkiye'ye en çok giriş yaptığı şehirlerse sırasıyla İstanbul, Antalya ve Edirne oldu. Paranın yönüne bu haberle nokta koyuyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde Z raporuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.